Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar. Ecrümiye kitabımızda Babun Naht sıfat konusuna geldik. Enna'tu tabi'un lil -men Sıfat mensufa tabi olan nedir? Bir tabidir diyelim. Me, mevsufa tabi olandır. Ne konusunda tabi oluyor mevsufa? Fi ref'i ve nasbihi ve haftihi ref, nasb, cer konusunda ve tarifi ve tenkirihi bir de marife ve nekrelik konusunda. Yani sıfat ref, nasb, cer konusunda marife ve konusunda ne yapar? Mevsufu gibi olur. Tekulu kavme zeydün el akilu Evet. Zeyd ki öyle zeyd ki bakın sıfatı. Akıllı zeyd ayağa kalktı. Ra'yet üzerinden el ile bakın öyle zet ki akıllı zet. İrablarına dikkat edin. Sıfatın irabı, mevsufun irabı. Sıfatın irabı, mevsufun irabı. Merortu bi zeydin el ile bakın akıllı zet. Sıfatın irabı ve mevsufun irabı. Ben akıllı zeyde uğradım. Vel marifetü hamzatü eşya. Peki marife nedir? Marife beş şeyde olur. El ismu isimde el mudmaru. Yani zamir olan isim. Bunlar örneğin nahu, ene, ve ente, ene ve ente gibi. Ve ismül alemu, alem olan isim. Yani alem özel isim yani. Nahu, zeydin ve mekkete, zeyd ve mekke gibi. Ve ismül mübhemu, bir de isim mübhem yani işaret edilen isim işaret oluyor. Örneğimiz nahu, hâza ve hâzi ve hâulâyi örneklerinde gibi. Ve ismül lezî fî elif ve lâm, kendisine lâmı tarif elif lâm bulunan isim. Örneğimiz nahu, er raculu vel gulami oluyor. Ve bir de ve Bir de bu dört tane izafe edilen nedir? İsimler arkadaşlar. Evet burada ne yaptı? Bir zamir isim. iki alem isim. Üç işaret ismi. Dört kendisi eliflam olan ve 5 arkadaşlar nedir? Bunlardan birisine izafe edilen isim. Ve nekretü nekre nedir? Kull ismin şai'in fi cinsi. Kendi cinsinde yaygın olan her isme diyoruz biz. Yani aslan dediğim vakti herhangi bir aslan yani. Ve la vahidun. Bununla bir tanesi kastedilmez. Bir tanesi ait olmaz. ne akır Biri olmadan diğeri kendisiyle ne yapılmaz? kastedilmez, Kendisi birisi olmadan diğer onunla özel kılınmaz. Ve takribuhu Evet. Bu arkadaşlar takribudan kast nedir? Yani marifesi. Peki bunun marif olması nasıl olacak? Kullu ma salaha duhullan ve duhul lam aleyh. Yani kendisine eliflam dahil olması uygun olan her isim her nekri isim ne olur? Marif olur. Örneğimiz nahu er-racülü vel -feres. Adam ve at gibi. Şimdi racülün dersek nekre herhangi bir adam olur. Er-racül de adam. Yani o adam. el -feres dersek at olur. Herhangi bir at. Fe Feresün dersek. Ama el -feres dersek bilinen at olmuş olur arkadaşlar. Babul atıf, atıf babı. Ve huruful atfi aşaretün, atıf harfleri on tanedir. Ve yiye elvavu, vel fav, ve thümme, ve ev, ve em, ve imma, ve bel, ve la, ve lakin, ve hatta. Ve fi bazı mevazi, fi bazı mevazi, bazı yerlerde de hatta da atıf edat olarak, harfi olarak kullanılır. Dolayısıyla vav, "fa", thümme, ev, em, imma, bel, la, lakin, hatta diye 10 tane atıf harfimiz var. Fe'in atıf tabi'ye ala merfu'in eğer sen bu atıf harfleriyle merfu üzerine atıf edersen o atıf ettiğin şeyi ref edersin. ismi ref edersin. Ev ala mensubin nasabte mensub üzerine atıf edersen onu nasip edersin. Ev ala mahfudun haffalte eğer o ismi mecrur üzerine atıf edersen onu sen cer Ev ala mezzumun cezemte veya o fiili cezim fiil olur. O fiili meczun üzerine atfedersen o fiili cezim etmiş olursun. Takulu. Şöyle dersin örneğimize bakarsak. Kame ayağa kalktı Zeydün Zeyd. Bakın ve Amrun. Ve Amr da ayağa kalktı. Aynı irab ve nedir? Bir öncekine atfedilmiş oluyor. Varaytu Zeyden ve Amran. Bakın Amran. Ben Zeydi ve Amr'ı gördüm derken. Vavarfatıf Amran da nedir? Arif atfedilen matufun oluyor burada arkadaşlar. Matuf, atfedilen. Merartu bize ve amrin, bakın. Ve amrın derken ne de nedir? Atıf, atıf ve amrın da ne burada? Matuf oluyor atfedilen isim konumunda. Babu tekit, tekit babı. Et tekidu tabiyon lül di Tekit yapılan şeye nedir? Tabi olan şey diyoruz. Niye ben burada şey dedim? Şimdi isim demek sırf isimdir demek de istemiyorum. Çünkü kimi zaman evet isim dışında geldiğini vakidir. O yüzden kelimeleri diyelim. Müekkede tabi olan kelimedir. Yani teykit edilene tabi olan kelimedir ki ne konusunda tabi oluyor? Ref'i, ve haft'i ve ta'rifi, ref', nasb, ve bir de marifelik konusunda tabi olur tekit müekkede. Yani tekitlenen lafza tayb olur. Ve belli bi elfazı ma'lûmetin. Belli olan lafızlarla da olur bu tekit. Ve ye nefsu ve aynu ve kullu ve ecmau ve tevâbi'u ecma'a ki ecmaun tabileri ki ecmaun tabileri ve yonlar nedir? Ektau, ebtau, ebsau bu saymış olduğumuz nefs, ayn, kül, ecma'u ve tabileri olan ektau, ebtau, ebsau kelimelerle tekidi manevi gerçekleşir arkadaşlar. Tekulü kavme zeydün nefsu dersin. Zeydin kendisi kalktı. Verayetül kavme kullehum. Kavmin hepsini gördüm. Verartu bil kavme ecma'ini. Kavmin tamamına uğradım diyebilirsin. Kısa kısa geçiyoruz arkadaşlar. Babul bedel. Bedel babı. İza uptile ismun min ismin. Bir isim bir isimden bedel olduğunda. Ev fiilin min fiilin. Bir fiil bir fiilden bedel kılındığında. Tebiahu o bedel kılınan isim veya fiil tabi olur. Fi cemi irabit. Bütün irabu konusunda müptelimine kendisinden önce geçen bedel kılındığı şeye tabi olur. Ve ve aksam. Bedel dört kısımdır. Bedelü şey mine şey. Bir şeyin tamamından bedel. Bedelü kül diyoruz buna. Bedelü bal minel kül. Bu da bedelü baz oluyor. Bir şeyin bir kısmının bedeli oluyor. Ve bedelü istimal. Evet, buradaki bedel istimali bir bölümü yani herhangi bir ilgili alakalı olduğu bir şeyi kastediyorsun bedel yapmış olduğun şeyden ve bedel olayı bedel olayıydı yanlışla söylediğin şey bedel olayı oluyor. Nehu kabile bunlar örnekleri senin sözünde olduğu gibidir. Kame zeydin ehu bakın Zeyd de kardeş aynı mana buradaki bedel bedel oluyor. Ben zeydi senin kardeşini gördüm gördün mü kame kalktı Zeyd senin kardeşin kalktı. Ve Bakın bir kısmı gördünüz mü? Ben ekmeğin üçte birini yedim. Burada üçte bir bedeli baz oluyor. Nefani zeydun ilmu. Zeyd onun ilmi bana fayda verdi derken ilim zeyd ilgili bir şeydir. Bedeli ihtimal oluyor. düzeyden el ben zeydi atı gördüm derken zeyd değil burada kastedilen attır. Dolayısıyla galet bedeli galet denir buna. Ve bu şekilde de bedelle veret meydana gelmiş olur. Eratte en takule şöyle demeye murad ediyorsun. El feres feres diyorsun fakat fegalitte yanlış yapıyorsun. Fe ebdel tezeyden minhu ve yanlış yapınca ne yapıyorsun? O feres yerine yani zeydi söylüyorsun. Buna da biz bedeli galat diyoruz. Evet arkadaşlar. Babul mensubatul esmaya geldik. Bir sonraki dersimizde isimlerin mensupları konusunu inceleyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.